Kadir Gecesi Özel Programı. Hayırlı akşamlar sevgili dinleyicilerimiz. TGRT FM'de Kadir Gecesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Evet yanımızda Osman Ünlü hocamız var ve kendisinden Kadir Gecesi ile ilgili bilgiler alacağız. Ama öncelikle bu mübarek gecenin hepinize hayırlar ve uğurlar getirmesini biz TGRT FM olarak e, niyaz ediyoruz ve istiyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Evet Kadir Gecesi ile ilgili tabii ki Ramazan-ı Şerif girdikten sonra e, birçok şey bazı birçok kaynaktan duyma imkanınız var. Biz bugün Kadir Gecesi olması hasebiyle e, yine Yine bu programda bu bilgileri en azından tazelemenizi sağlayabilmek için bazı bilgiler e, vermeye çalışacağız. Osman Ünlü Hocamız'a sizler adına sorularımız olacak, sorular soracağız. Efendim önce hoş geldiniz, geceniz hoş mübarek olur. olsun. Amin, cümlemizin gecesi mübarek olsun efendim. Efendim Kadir Gecesi az önce de söylediğim gibi e, Ramazan ayı girince e, tabirinden beri e, söz konusu oluyor. Yirmi günü takvimlerde öyle yazıyor ama e, siz daha önce de bahsetmiştiniz e, birinci günü bile Kadir gecesi olabilir, olabilir. E, olabiliyor e, demiştiniz bize bundan bahseder misiniz biraz da e, yani her gün mü aramak lazım Kadir gecesini Ramazan ayının içinde e, efendim kişide e, hadis şeriflerde de öyle bildirilmiş. İslam alimleri de zaten öyle anlatmışlar ve yazmışlar. Ramazan-ı Şerif'in her gecesi mübarektir, her gecesi bayramdır. Ee, bunun içerisine gizlenmiştir. Hatta e, işte İslam alimleri bazı şeyleri anlatırlarken e, mesela buyururlar ki allah Teala beş şeyi beş şeyi içerisinde gizlemiştir. Beş şeyi beş şeyi içerisinde gizlemiş. Mesela rızasını taatta Allah Teala'nın razı olmasını isteyen bir kimse Allah Teala ibadet eder, ona itaat eder. Kadabını günahlarda, haramlar ve mektupların içerisinde gizlidir buyuruyor. Hangisindedir bilemiyoruz. Ama bunların içerisinde gizlidir. E, orta namazı beş vakit namazda salatul vusta diye geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de 5 e, beş vakit namazın içerisinde geçiyor. Ha, alimlerin burada bildirdikleri işte bu ikindi namaz olabilir buyuruyor. E, bazı başka kabirler de var tabi ve evliyasını insanların arasında gizlemiştir. Yani peygamberlerin peygamber olduğunu söylemesi, mucize göstermesi lazım. Ama evliyanın ben evliyayım demesi lazım değil. Hatta kendisini gizlemesi lazım. Açığa çıkarmaması lazım. İnsanların arasında. Kadir gecesini de Ramazan içerisinde gizlemiştir buyuruyorlar. Yani İslam alimleri o beş şeyi beş şeyin içerisinde gizli. İşte Allah-u Teala'nın rızası taatların içerisinde, ...kadabı günahların içerisinde. Ee, gü Orta namaz beş vakit namazın içerisinde gizlenmiş. Evliyasını insanların içerisinde ve Kadir gecesinde Ramazan içerisinde gizlemiştir. Evet bugün bu gece artık Ramazan-ı Şerif'in 27. gecesi. Geçen geçti. Belki geçti bilmiyoruz. Hani bunu ifade ederken bizi dinleyenden hatırına şu gelebilir. Efendim size moral verecek yerde bizi ancak şekilde üzüntüye sevk etmeyin. Ya geçtiyse e geçmiş olabilir. Bunu bilemiyoruz. E, ...ama efendim işte takvimlerde Kadir Gecesi yazıyor... ...tamam ka ka takvimlerde Kadir Gecesi yazar da... ...ama Kadir Gecesi yüzde yüz bu gece değil... ...diyemiyorsunuz onu... ...ha isabet edebilir mi? Edebilir tabii... ...değil de diyemiyorsunuz... ...bilmiyorsunuz... ...isabet de edebilir, Hı. etmeyebilir de... ...ama şu var... ...Kadir Gecesi çok kıymetli bir gece... ...Kadir Gecesi çok kıymetli bir gece... ...çünkü... E, ...Kadir Suri... E, Kadir suresinde de bildiriliyor. Orada allah Teala bin aydan hayırlı olduğunu bildiriyor. Bin ay. Bin ay Mustafa Bey 83 sene 3 ay edermiş. 83 sene. Bina. 83 sene 3 ay. Evet deyince hemen böyle geçi verecekmiş gibi, ee, değil Ama mi? Bir ömür yani. Bir ömür yani Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti için tam bir ömür yani. Bu geceyi rastladığınız zaman, bu geceyi ihya ettiğiniz zaman 83 sene, 3 ay ibadet etmiş oluyorsunuz. Müthiş bir şey. Şimdi daha önceki ümmetlere Allah Teala uzun ömür vermiş. Mesela 300 sene, 500 sene, 600 sene, 700 sene, 1000 sene yaşayanlar olmuş. diye onların şimdi bin ay yaptıkları bir ibadet var. Bin ay yaptığı bir ibadet var. E bin ay 83 sene 3 ay ediyor. Ben zaten bin ay yaşayamıyorum bile. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine verilen ortalama ömür 60-65 sene. Bin ayı tamamlayamıyor mu? E Cenab-ı Hak öbürlerine vermiş. Uzun ömür vermiş. Onlar bin ay ibadet yapmış. Ve o ibadetlerde kabul olduysa yarın ahirette onun ecrini ücretini alacaklar. E ben ondan mahrumum. allah Teala Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine evet ömrü uzun etmemiş ama öyle geceler yaratmış ki bir tanesini rastladın mı tamam. Mesela Kadir Gecesi'ne rastladıysak bitti. 83 sene 3 ay ibadet etmiş gibi oluyoruz. Öyle o derece o derece e, kıymetli bir gece. İnşallah Teala bu gece Kadir Gecesi'dir. Ha. Ama e, yine bizi dinleyenler hatırına gelebilir efendim. O zaman bugün yapılanlar hep boşa mı gidecek? ...hiç boşa gider mi Ramazan-ı ayı içerisinde? Peki şey nereden kaynaklanıyor acaba? <laughs> Hep böyle 27. gecesi takvimlerde yazıyor. Yani niye 15. gece, 17. gece değil de 27. gece? Bunun özel bir sebebi var mı peki? Efendim bir hadis-i şerif var. Kadir gecesine rastlamış bir geceyi ihya eden... ...kadir gecesini ihya etmiş gibidir. Bu hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle buyurmuşlar. Hani siz e, konuya girerken de söylemiştiniz ya efendim... E, ...Ramazan-ı Şerif'in bir de ilk gecesi de olabilir... Yani. Evet hadis-i şerifte geçiyor çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, Sadık Kiram'dan birisi geliyor diyor ki Ya Resulallah Kadir Gecesi ne zaman? Bir geçti buyuralar. Bir başkası geldiği zaman on geçti buyuralar. Bir başkasına bir başka şekilde cevap vermişler. Yani bu belli bir gecede belli bir gecede olmayabilir. Birinde, üçünde, beşinde, yedisinde, onunda olabilir. Rastlayabilir mi? Rastlayabilir. Hatta e, ...Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...bir hadis-i şeriflerinde de... ...Kadir gecesi Ramazan-ı Şerif'in 21, 23, 25, 27, 29. ...tek geceleri veya... ...son gecesidir buyurmuştur. E şimdi bugün 27. gecesi. Bu gece 29'da olabilir. Evet. Veya son gecesi de olabilir. Son gecesi de olabilir. Hadis-i şerifte öyle bildirilmiştir. E şimdi e, e, Kadir gecesi... ...bunlardan değişik değişik... ...zamanlara uğramış ya efendim. Bu uğranan daha önce uğradığı geceler de... ...kıymetlidir. Mesela... 27. geceye çok isabet etmiştir. Onun için 27. gecenin ayrı bir özelliği var. Ayrı bir ehemmiyeti var. Ayrı bir fazileti var. Hem hadis-i şeriflerde tavsiye ediliyor 27. gece. Hem de 27. geceye Kadir Gecesi zaten isabet etmiş. Zaten isabet etmiş. Ee, çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, Hazreti Ayşe Validemizi yine bir gün e, böyle soruyorlar da işte 13'ü geçti deyince e, Hazreti Ayşe Validemizin üzüldüğünü görünce buyuruyorlar ki üzülme. Kadir gecesine kavuşamadıysan 27. geceye kavuşursun. O geceyi ihya edersen ahiret yolculuğu için azık olarak o geceki ibadet sana yeter buyuruyorlar. Ee, bir başka hadis-i şerifte de yine sorulduğu zaman Eshab-ı e, geçti buyuruyorlar. Fakat Ramazan'ın 27. gecesini ihya et Kadir gecesi sevabına kavuşursun. Şefaatten nasipsiz kalmazsın buyuruyor. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 27. geceyi ayrıca tavsiye ediyorlar. Yani 27. gecenin kendisinin bir özelliği var bu gecenin ayrı bir özelliği var. Yani velev ki Kadir Gecesi bu gece olmasa isabet etmese bile 27. gecenin kendisine mahsus özel bir e, hususiyeti olması bile... o fazilete kavuşuluyor. Evet. E Mustafa Bey bir de e, şimdi 27. gece kendisi kıymetli ama bir de kıymetli olan Kadir Gecesi de bugüne, bu gece isabet ettiyse yani derler ya çifte kavurmuş ve hatta e, ne, ekmek üzerine ne süreceksin o zaman kaymak süreceksin. Ha, yani herkesin süreceksin. zevkine <laughs> göre kaymak bal tereyağı sürülebilir <laughs> Doğru. Şimdi biz öyle diyoruz da doğru. Zevkine göre bu değil mi? Evet. Herkes ne isterse. E, dolayısıyla ee, bu geceyi bu geceyi mutlaka kıymetlendirmeliler. Mutlaka kıymetlendirmek lazım gelmektedir. Yani Kadir Gecesi olmasa bile 27. gecesi olması sebebiyle bile bu gece ehemmiyet kazanmaktadır. Önem kazanmaktadır. Kadir Gecesi'ne tabii ki rastlamak esas olan bu. Evet. Ee, peki şimdi rastlantı deyince böyle kuru bir rastlantı anlaşılmasın. Ee, yani onu ona rastlamak için de herhalde e, biz Müslümanların uyanık olması gerekmiyor mu? Yani madem birinde de olabiliyor. 3'ünde de olabilir, 15'inde de olabiliyor Eee uyanık olmak ve o tek geceleri en azından eee hiç olmazsa değil mi? Teyakkus halinde geçirsek. Yani 27 geriye ne kaldı zaten 27 28 29 30. Olur. Ya bundan sonrasını hepsini uyanık geçirsek bir zararımız olur mu hiç Mustafa Bey ya? ...bir zararımız olmaz, hiç zararımız olmaz yani ne kalmış zaten... ...geçen geçmiş, geçen geçmiş... ...ama ömrümüz varsa seneye... ...Ramazan-ı Şerif'e isabet ederse... E, ...ne olur... ...birinden itibaren uyanık kalınmaya çalışılır... ...şimdi uyanık kalınmaya çalışılır deyince... ...bazı dinleyicilerimiz diyor ki... E, ...gelen mektup ve telefonlarda anladığımız kadarıyla... ...efem diyor yani ben diyor çalışıyorum... ...işim var ya biz de çalışıyoruz biz yatmıyoruz yani... ...herkes çalışıyor... ...sahurda da <gülüyor> birlikte <gülüyor> olacağız dinleyicilerimizle... ...şimdi... E, ...değil mi... Evet. E, şöyle bir durum söz konusu oluyor da efendim işte ben bir gecenin tamamını yatarak hemen şey uyanık geçinemem. Doğru. Hangimiz geçirebilir ki? O yüksek derecedeki alim ve evliya içindir. E birbirimizi idare etmeyelim. bizim uykumuz geldiği zaman yatarız. karnımız acıktığı zaman yeriz. Hastalanırız. Ölürüz. Üzülürüz. Sıkılırız. Allah-u Teala üstündeki üstünde yüküklememiş. Mesela İbn Abidin de buyuruyor ki bir saat kadar gece ihya ede e, Kur'an-ı Kerim okuyan, ondan sonra ilmi hal kitabı okuyan, ondan sonra ne bileyim tesbih çeken, ne bileyim e, teravih namazı da kılıyorsun zaten. E, bu kadar meşgul olan o gece ihya, ihya etmiş olur mu? İhya etmiş olur mu Zor değil yani. Ama efendim işte bazen böyle siz anlatıyorsunuz, naklediyorsunuz de gece huçu uyumuyormuş. O Allah'tanın ihsan ettiği bir lütuftur. E, Keremidir ihsanıdır. Onu biz bilemeyiz, anlayamayız. Yana bak ona. O okuluna ona nasip etmiştir. Herkese nasip eder mi? Etmez. O ayrı bir mesele. Yani ona nasip ona şeyi ille de bana da nasip olsun demek o uygun değil. Öyleyse ne yapmamız lazım? Bizim uyanık e, Dan Murat kitaplarda öyle buyuruyor. E, uyanık olmalıyız ve uyanık olmaktan ...Murat da kitaplarda anlatılırken e, birazcık orada bahs e, neden dinden bahsetmek, ilmihal kitabı okumak e, Allah-u Teala sevdiklerinin hayatını okumak. Hayatını okumak. neler yapılacak kısmına geleceğim biraz sonra hocam. Onu da size soracağım da. Önce şunu sormak istiyorum ben. Kadir Gecesi'ni e, rastlama kısmına takıldım hala. E, acaba e, ne şekilde belli olur Kadir Gecesi? Özellikleri nelerdir ki? insanlar rastladığını anlayabilsin veya takip edebilsin. İlle bulsun veya yakalasın. Yani bulsun yakalasın. Siz diyorsunuz ki şu 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 özellikleri varsa, bu evet, özellikleri varsa. Biz onlara bakalım. Hı <laughs> hı. ...ve rahatlıkla... Ha ...bu Kadir Gecesi'ymiş... ...dolayısıyla e, biz de... ...onu ihya etmiş oluruz... ...şimdi efendim bu konuda bir hadis-i şerif var... E, ...Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki... ...o hadis-i şeriflerinde... ...o gece ne soğuk ne sıcak olur... ...Kadir Gecesi'nde... ...ne soğuk ne sıcak olur... E, ...peki efendim yani kış gününe... rastlamış olsa da mı böyle... ...yani normal kışın soğuğunun... E, ...o şiddeti var... ...bir de onun ılıklaşmış hali var... ...yani öyle bir durum olur... ...veya e, yazar aslar yazın o e, sıcağı var ve bir de o sıcağın rahatlık bir durumu söz konusu. Evet. Yani kış için soğuk, e, kış için yaz için ikisini de bildirmişler o gece ne soğuk ne sıcak olur. Sabah güneş doğunca sisli olmaz. Tatlı ve hoş bir hava olur. Fırtına da olmaz böyle Fırtına da olmaz. Bir sakinlik var yani. Evet, <laughs> var. Yani hadi Şerif bu, hadi Şerif bu. Peki efendim yağmur olmaz mı? Kar olmaz Yağmur olur, kar olur ama fırtına ayrı bir şey. Efendim işte kar yağıyor soğuk olmaz mı? Ya kar yağarken soğuk olmaz. Kar yağarken soğuk olmaz. Yani e, bilemiyorum da ben çocukluğumda da hatırlarım. Kar yağarken havayı uçar. Evet. Yani normalde e, yani Sıfırın altında olması lazım ama üşmezdik biz Mustafa Bey kar Kuru ayazı tadanlar onu daha iyi anlar herhalde Evet kuru ayazı tadarsa o zaman Kar yağarken soğuk mu olurmuş Değil de, de, mi o zaman anlaşılır Bu hadis-i şerifti şimdi o gece ne soğuk ne sıcak olur Sabah güneş doğunca sisli olmaz Tatlı ve hoş bir hava olur Fırtına da olmaz hadis-i şerifte böyle bildiriliyor İslam alimlerine bazıları da buyururlar ki Kadir gecesinde köpek sesinin Duyulmadığını Yani mümkün mertebe köpek sesi Duyulmadığını havlamadığını ulumadığını Ertesi günü güneşin şu asıl doğduğunu, Kadir Gecesi'nin gününün de fazilette gecesi gibi olduğunu bildirmişler. E demek ki köpek sesi de duyulmaz. Ve bir de mesela alametler demesi deniz suyu tatlılaşırmış. Belli bir anmış o. E, tabii bu kristal sualine dönmüyor tam Mustafa da şimdi. <laughs> tatlılaşırmış deyince herkes bakın denize yüklenip de <laughs> şeyleri, damacanları e, dama doldurmasınlar tabii o şekilde değil yani denizin kendisine mahsus olan bir acılık ve tuzluk oranı var. O belli ölçüler içerisinde yani ağza alabilecek hale dönüşüyormuş. E, kitaplarda bu kadar e, bildiriliyor özellikleri. E, şimdi bu özellikler geçmişte olabilir. Geçmemişte olabilir, gelecekte olabilir veya bu gece de tezahür eder. Hala vaktimiz hala, var yani. Hala vaktimiz evet. var. Peki efendim e... Az önceki konuya dönelim isterseniz yine. Nasıl değerlendireceğiz? Yani siz bahsettiniz, teyit geçtik gerçi de. İşte bir an, kısa bir an da olabilir bu. Ya da kısa bir zaman dilimi de olabilir. Bu geceyi ihya etmek demek. Biraz daha teferruatta girebilir misiniz? Bir saat midir, iki saat midir, bir gece midir? Hatta sabahtan başlayıp öbür sabaha kadar mıdır, nedir yani? 24 saat veya 48 saat. Ya. Çünkü çalışıyoruz bakın biz buraya gelmek zorundayız. Doğru. Veya evinde olan insanlar var, gece çalışan insanlar var. Onlar ne yapacak mesela? Bir hadis-i şerif var bu konuda. Ee, buyuruyor ki Kadir gecesinde üç defa la ilahe illallah diyenin birincisinde bütün günahlar affolur. İkincisinde cehennemden kurtulur. Üçüncüsünde cennete girer. Hadis-i şerif bu. Şimdi e, birincisi Kadir Gecesi'nde üç defa La ilahe illallah diyenin birincisinde bütün günahlar affolur, ikincisinde cehennemden kurtulur, üçüncüsünde cennete girer. Bunu söylemek zor mu? İşte de olsak, ondan <laughs> sonra mesela yayıncıyız. Diyelim ki yayına arası verdi. La ilahe illallah diyemeyiz miyiz? E bizim konumuz zaten, zaten söylüyoruz. <laughs> evet. veya bunu dinlerken Allah Allah demek böyle La ilahe illallah, La ilahe illallah, La ilahe illallah. diyemez mi bunu? Üç defa der, üç defa da der. Bunu abdest abdestsiz de söyleyebiliriz. Yürürken de söylenebilir bu. Oturduğun yerden de söylenebilir. Ayakta da söylenebilir. Demek ki e, hiçbirimiz için bir mazeret söz konusu değil. Ben nasıl ihya edeyim? Yani ihya etmek de maksat. Geceyi başından sonuna kadar aynı şekilde şey değil o. Uyanık geçirmek. Uyanık geçirmekten maksat. Bir şey yapmak. Mesela İstanbul'da e, Kadir gecelerinde Hırkayı Şerif Camii Fatih'teki e, aşağı yukarı orası yoğun olur. On sana yine Fatih'te birkaç yerde Sakalı Şerif var. Sultan Ahmet yoğun olur. Gerçi kış arasladığı zaman ki bu sene kış e, kış arasladığı için biraz soğuk olur ama e, yine de gidiliyor. On sana Eba İbn Ensar Radyalatan Hazretleri'nin e, bulunduğu yer yani kabri şerifleri baya yoğun oluyor. Baya yoğun oluyor. E, girmek çıkmak hayli bir sıkıntı olabiliyor oralara girmek çıkmak. E, ama millet ayakta oluyor. Tabi İstanbul'da bulunan evliya Kiram'ın kabirlerini ziyaret edenler ki gece de devam ediyor. Kadir gecesinde de devam ediliyor. E bütün bunlar neye alamettir? Uyanık olmaya alamettir. E neye alamettir? E Allah-u Teala'nın razı olduğu işi yapmaya alamettir niye gidesin ki gecenin soğuğunda e, Hırkayı Şerif Camii'ni niye gidesin? Eba-i Belen Sarayda Latan Hazretleri'nin kabri şeriflerini niye ziyaret edilsin? Veya e, Sultan Ahmet'te Sultan Ahmet Camii veya Sultan Ahmet çevresindeki bulunan yerlerde Beyazıt Kütüphanesi gündüzler açık, gece geceler açık değildi ama ee, buraları ziyaret ediliyor. sakar Şerifler var. Topkapı Sarayı'nda mukaddes emanetler var. Atılabildiği kadarıyla falan. E ee, niçin gidiyor? E ee, sadece görmek için nasıl bir şeymiş falan diyorsa tamam görür gider. Çünkü e, gayrimüslim turist, turistler de geliyor görüp gidiyorlar. a bir Müslüman da işte nasıl bir şeymiş diye giderse onu, sadece zahirini görür ve kaybolur gider. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhabbeti sebebiyle giderse o ayrı bir şey. O zaman kazanır tabii. Onun için efendim bu gece içerisinde e, Kelime-i tevhid söyleyebiliriz Kelime-i temcid söyleyebiliriz La havle ve la kuvvete illa billah söyleyebiliriz Efendim işte Kadir gecesinde Yüz rekat namaz kılınırsa Allahu Teala onun bütün borçlarını Affedermiş falan Yüz 100 değil bin rekat bile kılmış olsa Kaza namazı yerine geçmez Yüz 100 değil bin rekat da kılsa gücüyesi bin rekat da kılsa O da aynı şekilde Kaza namazı yerine geçmez Hiçbir zaman yapılan nafile ibadetler Hiçbir zaman yapılan nafile ibadetler Farz yerine geçmez Ama efendim işte farzlarla tamamlanan ifadesi geçiyor hadis-i şerifte ve kitaplarda Evet farzlarla tamamlanan ifadesi geçiyor da Nafilelerle tamamlanır Farzlar na nafilelerle tamamlanır Onu ehl-i sünnet çok güzel anlamışlar Açıklamışlar ee, Bir kimsenin farz borcu yok Kazaya kalan namaz borcu yok bu kimsenin ...kıldığı farz namazların içerisinde eksiklikler... ...noksanlıklar varsa... ...kıldığı nafile namazlarla... ...o tamamlanır buyuruluyor. Önce farzlar tamamlanıyor zaten. Kılmadıkları tamamlanır hayır, demek değil hayır. o. Hayır. Yani <laughs> kılmadıklarının yerine geçer... ...vanasında değil efendim. E, dolayısıyla hani zaman zaman... ...siz de şahitsiniz işte... işte e, ...bize gelen mektup ve telefonlarda... ...kaza namazlarıyla alakalı olarak ısrarla soruluyor. İşte dinleyicilerimizden... ...gelen mektup ve telefonlarda... ...efendim işte... Siz böyle anlatıyorsanız ama falan kimse de diyor ki sünnetler terk edilmez Herkes bir iş için yaratılmıştır Herkes bir iş için yaratılmıştır allah Teala peygamberleri insanlara Peygamberler aleyhissalatü vesselam insanlara e, Rehber olarak göndermiş Kendi dinini o peygamberler vasıtasıyla bildirmiş Ebedi saadete Davetçi olarak onları göndermiş Ve bu peygamberlerin aleyhissalatü vesselam Varisleri var Bunlar hakiki İslam alimleridir Bunların vazifesi de peygamber efendimizin Bildirdiklerini bildirmektir Ha bir de bunların sahtekarlar var. Mesela peygamberlerin karşısında Nemrutlar, Firavunlar çıkmış. Sahte peygamberler de çıkmış. Peygamber de, sahteleri çıkmış. Pey peygamberin, peygamberlik iddiasında bulunanlar diyelim bunları. Peygamberlik <laughs> iddiasında bulunanlar çıkmış. E zamanımızda da aynı şekilde e, bir sürü sapık kimseler var. Alim geçinen, hoca geçinen bir sürü sapık kimseler var. Bu bir ikincisi. Bir de kendisini alim zanneden, hoca zanneden ve insanlara fetva verenler var kendisini üçteyiz zannedenler var. Anladığını zannediyor. Kendi anladığının her şeyin üstünde olduğunu zannediyor. O şekilde konuşanlar da var. Ha biz böyle söyleyince diyecek ki efendim peki siz ne zannediyorsunuz kendini? Allah Teala olsun <laughs> hiçbir şey zannettiğimiz yok. Sadece İslam aleminin <laughs> kitaplarından nakil yapıyoruz. Mesela kaza namazları konusunda da ee... Bu Muhammed Sadık Efendi'nin nevadir Fıkhi kitabında açıkça bildiriliyor. Ve Oflu Muhammed Emin Efendi'nin de Necati'nin müminin kitabında açık net bir şekilde bu kaza ile alakalı. Daha birçok kitaplarda, Abdülkadir Genani Hazretleri'nin kitabında bildiriliyor. Ee, açık net bir şekilde e, ifadeler var. Biz de onları naklediyoruz. Ha buna rağmen adam kalkıyor diyor ki aman ha diyor aman ha e, sünnetleri terk etmeyin, nafileleri terk etmeyin. İşte e, yarın diyor kıyamet günü bunlar onlar yerine geçecek ve böylece yol kesici oluyor. ...kendisi İslamiyeti bilmiyor... ...bilmediği gibi bu insanların kazaya kalan... ...namaz borçlarını ödettirmemek için de... ...kendi kafasına ve yanlış anlayışını ...insanlar önüne koyuyor... ...ey insanlar da ahir zamanda... ...işte herkes... ...yoğurt satıyor... ...hiç kimse ekşi diye satmıyor... ...herkes tatlı diye satıyor... E, ...tabii ki... E, ...kendi yapısı, cibilliyeti... ...veyahut da tercihi bir kulun... ...neye müsaitse onu tercih ediyor onu tercih edin, onu tercih eden, öbürsünü tercih eden, öbürsünü tercih eder. Bir de istemek meselesi yani ne isterse ona kavuşuyor insan evet. sonuç itibariyle. Hani bazen var siz de şahit oluyorsunuz ya. Efendim diyor falan böyle diyor filan da böyle diyor. Eniştemin dayısı var o da böyle diyor. İşte amcamın dayısının oğlu da o da böyle diyor. Yani bir şey değil yani böyle ben bir... un ha, ha, ben gayret edeyim de işte kaza namazı borcumu ödeyeyim, kaza oruç borcumu ödeyeyim. Ondan sonra zekatımı vereyim, zekat borçlarımı ödeyeyim. Ondan sonra adak borçlarım vardır onları da ödeyeyim. Kurban borçlarım var onları da ödeyeyim. Düşüncesi yok. Günahlarım var onları tövbe edeyim. ya da kul hakkı var onları tövbe edeyim. E, öyle bir düşünce yok. İşte falan böyle diye filan diyor. Ömür bunu laklakla geçmiştir. Hani derler ya leylihin ömrü laklakla geçmiştir. Böyle insanların da ömürleri hep böyle laklakla geçiyor. Kul samimi ol olursa Allah Teala rızasını talep ederse vallahi de billahi de Cenab-ı ona razı olduğu yolu ardına kadar açar. Yeter ki o gayret etsin. Bu iki kere dört. Diyeceksiniz ki efendim yemin ettiniz böyle bir gecede. Evet yemin ettim. Bir daha yemin ederim. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de allah Teala buyuruyor ki e, benden isteğin veririm. Benden isteğin veririm. Yani bir kul samiyetle Allah-u Teala'dan ya Rabbi diyecek. İşte ben ahir zamanda beni ahir zamanda yaratmışın. Herkes yoğurdu, yoğurdum tatlı diye e, boyuna anlatıp duruyor. Ama ben doğruyu bulamıyorum. Ne olur ya Rabbi bana doğruyu bildir dese Cenab-ı Hak doğru bilenleri doğru kitaptan onun karşısına çıkartır. Ha. Doğru çıkartır. Ha. Yeter ki samimiyet olsun. İşte şimdi bu gece mesela Kadir Gecesi bunun için bir fırsattır. Ne yapacağım şimdi? Nafile ibadet. Yüz rekat namaz kılacağım. Ya kaza namaz borcum var mı? E, Şimdi kaza borcu olmayan yok gibi oldu. Evet. Maalesef. <laughs> <laughs> yok gibi oldu. Yok demiyoruz. Yok gibi oldu. E şimdi e, yani çok az. Ama kazanamaz borcu olan çok. Ya e otur. Bir günlük kaza namazı kıl. Bir günlük kaza ağır gelir insana. Niye? Farz yerine getirecek. Borç ödeyecek. Ama yüz rekat nafile namaz kılar. Ertesi gün de der ki ya ben yüz rekat namaz kıldım. Zaten bir hoca da dedi ki yüz rekat namaz kıldım mı tamam sen köşeyi döndün cenneti yeri aldın dedi. Adam olsa beş vakit namaz da kılmaz. Kadir gerisini yüz rekat namaz kıldıktan sonra bu şekilde böyle düşünenler doğru. allah Teala korusun. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Mesela biraz önce naklettiğimiz işleri şerifte işte üç defa la ilahe illallah diyen birincisinde bütün günahlar ikincisinde cehennemden kurtulur. cennete girer buyuruyor ya. E şimdi bu la ilahe illallah bunu açıklarken İslam alimler buyuruyorlar ki yani bir kimse la ilahe illallah diyecek zina edecek. La ilahe illallah diyecek iş gidecek. La ilahe illallah diyecek dine sövecek. Cık, ya olmaz o. La ilahe illallah diyen beş vakit namazını kılar, haramlardan sakınır, orucunu tutar, zekatını verir, gusül abdesti alır. Yani Allah'a emirlerine riayet eder bu kimse. Bunu yaptıktan sonra ihlasla samimiyetle la ilahe illallah diyenlere bunlar olur buyuruyor. Hatta İmam Rabbani Kutsal Sözleri buyuruyorlar ki soruyorlar 400 sene önce ona da soruyorlar o zata da soruyorlar. Efendim la ilahe illallah her şeyden ağır gelir diye anlatıyorsunuz ve kitaplarınızda öyle yazıyorsunuz. Bunun sebebi hikmeti nedir diye yani, sual ettikleri zaman işte açıklıyorlar onu mektubat isimli kitabında da e, la yok demektir ilahi ilah yoktur la ilahi ilah yoktur ve bunu açıklarken ...Muhammed Rabbani Kutuz Öztürk ki ilah olarak işte kadın put ondan sonra para mevki makam la ilahe ile deyince bu putların hepsini silmen attan lazım zihninden kalbinden ondan sonra illallah deyince sadece Allahu Teala vardır Ha öyle denirse ağır gelirmiş. Öyle denirse ağır gelir. La süpürgesiyle diyor bir süpür diyor geride. Bir şey kaldı mı? Dön bak bakalım bir. Para, kadın, mevki, makam, erkek neyse. Put olarak, mabut olarak seni meşgul eden kalbini yer etmiş olan bir şey kaldı mı? Bunları bir sil at. Ha böyle la ilahe illallah de. Evet. Kafa başka yerlerde. <laughs> Hesaplar, kitaplar. Değil <laughs> mi? Bu arada elinde tesbih ya da yok işte. La ilahe illallah. O öyle değil yani. Sadece değil. dilde kalmayacak. Ay, evet dilde kalmayacak. İşte böyle bir la ilahe illallah. Ayrıca mesela bu gecede Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam'ın bildirdiği bir dua var. Allahümme inneke afuvun tuhibbul afu fa'fu anni. Bunu çok okuyunuz buyuruyorlar. Allahümme inneke afuvun tuhibbul afu ve fa'fu anni. Allahümme inneke afuvun tuhibbul af ve Faafu anni. Bunu çok okuyun buyuruluyor. Peki başka ne yapabiliriz? Kelime-i temcid, kelime-i tevhid, kelime-i temcid. Kelime temcid. E, la havle ve la kuvvete. Kelime-i tevhid, la ilahe illallah. Kelime-i tenzih, subhanallah ve hamdi, subhanallahil azim. Ondan sonra bu duayı çok okumak. E, i̇stiğfar çok okumak. Estağfurullahil el azim, elledi la ilahe illahu Bunu çok okumak. Efendim başka? E, Yasin, tebareke, eğer okuyasak. <laughs> bunu da kendi harflerinden. <laughs> Bilmiyorsak bir fatiha üç sokuruz. Geçmişlerimizi hatırlarız. Onlara da hediye ederiz efendim. Efendim böylece hem gecemiz hayırlı olsun e, ve birbirimize hakkımızı helal edelim. Cenab-ı Hak hayırlara tebdil eylesin. Bu gecenin hatırı ve hürmetine inşallah Cenab-ı Hak hepimizi af ve mağfiret diyoruz efendim. Amin diyoruz biz de efendim. Çok teşekkür ediyoruz aynı zamanda vermiş olduğunuz bu bilgilerden dolayı. Evet sevgili dinleyicilerimiz Kadir Gecesi ile ilgili sohbetimizin burada sonuna geliyoruz. Hepinizin gecesi mübarek olsun. Hoşçakalınız. Kadir Gecesi Özel Programı